Yürü hadi, oyalanma. Yavuz, geldin mi sonunda? Kaç gündür yoksun? Çok özledim seni. Şimdi özel bir işim var benim. Misafirlerim geldi, çalışacağız. Sen istersen geç misafirhaneye, ben haber verene kadar da orada kal. Ama akşam yemeğini birlikte yeriz, değil mi? Ben haber verene kadar orada kal. Tamam. Ben de haber beklerim senden. Bana içecek bir şeyler getirin. Nasıl yapalım patron? Ben depoya götürün dedim ama buraya getireyim mi kadınlarla adamı? Yok ya, öyle kuru kuruna olmasın. Konuklarımızı onlara yakışır bir şekilde yemekte ağırlayalım. Her zamanki gibi ziyafet, değil mi efendim? Hı. Anladım, hemen kurduruyorum sofrayı. Kurdur, kurdur. Onlara unutamayacakları güzel, mükellef bir sofra kurdur. Onlar da cümle alemde görsün. Yavuz'dan mal çalmak neymiş? Tamam patron. Ya biz bittik ya. Bittik, bizi limon gibi sıkacaklar ya. Nefes al, nefes al. Kurban olduğum, dile tutulduk. Kurban olduğum. Benimle ne olursun bir dene, konuşmayı dene. Vallahi dili tutuldu ha. Oy, gülüm yaprak gibi titriyorsun. Titrer tabii kız, titrer. Hepimizi öldürecekler. Ya sen sussana, açma şu şam ağzını. Bır 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 bır. Bizim saksıyı çalıştırmamız lazım. Nasıl çıkacağız buradan? Nasıl adamları ikna edeceğiz? Onu düşünelim. Ya sen bu adamları girerken duymadın mı? Buraya girişiniz var, çıkışınız yok dediler. Bizim kalemimiz çoktan kırılmış ya. Belli bu. Ya Allah Allah. Çıkmadık camdan umut kesilmez. Hem onu şeyden dediler yani. Sen bomboş konuştun, ondan sus diye dediler. Ha ya, sen çok dolu konuştun. Yok ben çamaşır suyunu şu lekeye kullanırım. Şu köpek çişine sirke koyarım falan. Ya bunlar benim arkadaşımı 3'e kadar saydı, kafasına sıktı. Düz katil bunlar, cani. Bizim de sıkacaklar. Sus ya, sus. Çözüm arıyoruz burada, değil mi? Bir çözümün varsa konuş, söyle. Yoksa gölge etme bize. Yani var aslında bir çözümüm de. Ne? Buradan kurtulmamızın tek yolu. Songül ablanızın adını verirsek. Nasıl adını? Ya kızım anlasana işte ya. Onu ortaya atacağız, biz çekileceğiz kenara. Zaten suçlu o. Ne diyorsun sen be pislik? Ya kızım zaten bu işleri size o bulaştırmadı mı? Biri feda edilecekse o edilmeli. Sus dedim. Sus! Sakın ablamın adını ağzına alma. Unut ablamın adını, tamam mı? Kimse hiçbir şey demiyor. Songül mongül unut. Vallahi yoksa seni o adamlardan önce ben parçalarım. Ya Hayriye, mantıksız bir şey mi söylüyorum ben ya? Bir kişi diyet ödesin, kalanlar kurtulsun. Hem zaten ne olduysa Songül ablanız yüzünden olmadı mı? Gir içeri. Hadi. Hoş geldiniz. Ecelinize susadığınızı görünce karnınız da acıkmıştır diye düşündüm. Ne oldu? İş başka, konukseverlik başka. Evime gelen konukları aç göndermek adetim değildir. Hadi buyurun. Nereye gönderecekler bizi? Anlasana kızım, öte tarafa diyor işte. Bedine kardeşim, korkma, ben yandayım, yürü. Peki bir türlü beceri kalkarsın kız. Ha yok yok. Hanımları şöyle iki yanıma alayım. Onlarla konuşacağım şeyler var değil mi? Sen geç şuraya. Hayriye. Ana! Dili tutulmuştu da çözüldü. Sizden korkusundan affedersiniz. Konuşmaya başladım maşallah. Oturun artık lütfen. Hayriye. Ne Medine ne? Hayriye.
Evet. Medine çözüldü ama tek kelimelik çözüldü. Medine. Hadi kardeşim. Şey Yavuz Bey çok korkuyor kendisi de. Acaba buradan bu arkadaşımızın yerine bu arkadaşımız geçebilir mi? Yok. Masada kararları ben veririm ya. Hani ben nereye istersem oraya oturun. Medine kardeşim. Hadi git ötede kork, kurban olayım. Hadi Allah peygamber aşkına git. Evet, konuklarımız da yerleştiğine göre servis başlasın. Hayır, ben yardım etseydim hiç alışkın değilim öyle ben oturayım biri servis yapsın. Eviniz de çok güzelmiş vallahi, bayıldık yani. Havuz mavuz çok hoş. Kostümler falan da çok güzel bayanların bizde. Ben de istiyordum yani öyle siyah beyaz ya Semin Hanım şey dedi yani eşit görünsün şey açısından diye. Çok vallahi güzel. Allah inşallah güzel oturmayı nasip etsin. Kazasız, belasız. Vurdusuz, kırdısız. Valla biz de şık sofra hazırlıyoruz kendi evimizde. Ama yani bu kadar yiyecek çok yani değil mi? Çok vallahi. Ördek mi o? Yavuz. Yavuz, Yavuz Bey. Öncelikle bu güzel sofrayı bize hazırlattığınız için çok teşekkür ederiz. Ben müsaadenizle yeri gelmişken bir konuyu açıklığa kavuşturmak isterim. Ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Yani biz kimiz ki bu üç zavallı sizin gibi kıymetli bir abimizi böyle oyun etmeye çalışalım, kandıralım değil mi? Ha? Tam olarak merak ettiğim bu işte biliyor musun? Bu. Ama o dilin ağzında kalsın istiyorsan, yani mesela bahçedeki köpeklere koparılıp verilmesi seni üzecekse, bir daha ben söz vermeden konuşma. Rahmetli babam insan dostunu da düşmanını da en iyi yemekte tanır derdi. Ay Allah rahmet eylesin. Ben izinsiz konuşmayacaktım ama şey gibi yani hapşuruk şeysi gibi yani hapşu çok yaşa işte biri öldü Allah rahmet eylesin. Böyle. Benim babam önemli konuları hep sofrada konuşmayı severdi. Ondan miras kaldı bana da. Ben de o yüzden bugün sizinle hem yemek hem de sohbet etmek istedim. O yüzden buyurun. Afiyet olsun. Etmediğim bir şey varsa o da yalnız yemektir. Sofrada bana eşlik edilmemesini hakaret sayarım. Hiç olur mu öyle şey ya? Kimi bir sen ellerine sağlık valla. Medine iç kız iç iç. Efendim. Dört. O Kamil de tatsın ikramımızdan. Bir menü düşündünüz mü? Nasıl bir etki istersiniz? Bizim geçen o rahmetli jokeye verdiğimiz çorba iyiydi aslında. Ama malzemesini az koyun. Öyle küt diye gidince hiçbir işime yaramıyor. Azar azar etkisini göstersin zehir. Benim arada konuşacaklarım var onlarla. Tamam patron. Nasıl? Beğendiniz mi çorbayı?
çok güzelmiş. Muhteşem Yavuz Bey. Ben hayatımda böyle bir şey içmedim. İnanılmaz. İçmemişsindir zaten. Bizim aşçı çok iyidir. Onun tariflerini hiçbir yerde bulamazsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.